Peter Pan ve Kaptan Kanca. Bir zamanlar Wendy, Michael ve John adında 3 çocuk vardı. Londra'da çok büyük bir evde yaşarlardı. Her gece en büyükleri olan Wendy, küçük kardeşlerine Peter Pan'ın maceralarını anlatırdı. Wendy, Peter Pan hakkında daha çok şey anlat. Evet, lütfen Wendy, başka bir hikaye daha anlat, lütfen, lütfen. Geç oldu ama, yarın okulumuz var. Şimdi gözlerinizi kapatın ve uyuyun. İyi geceler ve tatlı rüyalar. İyi geceler Wendy. Birkaç saat sonra korkuyla uyandılar. Çünkü odada garip sesler duydular. Bunu duydunuz mu? Evet, sen de duydun mu Wendy? Evet, oradaki garip ışık da ne? Nerede? Nedir o? O, evet, ben Tinker Bell'im. Tinker Bell? Sonra olağanüstü bir şey oldu. Birden Peter Pan odanın ortasında belirdi. Peter Pan! Bizimle gelmek ister misiniz? Nereye? Tinker Bell ve ben sizi kayıp erkek çocuklarının yaşadığı var olmayan ülkeye götürebiliriz. Var olmayan ülkeye mi? Kayıp erkek çocuklarının yaşadığı mı? Biz uçamayız. Tinker Bell size yardım edecek. Üzerinize peri tozu serpecek ve siz uçabileceksiniz. Sonra Tinker Bell çocukların üzerine peri tozu üfledi ve çocuklar havada süzülmeye başladı. Bana bakın. Bana bakın. Uçuyorum. Aşağı yukarı çıktılar. Dişi de odadan çıkarak gökyüzüne yükselene kadar döndüler, döndüler. Var olmayan ülkenin üzerinde uçarlarken Peter Pan okyanusun tam ortasındaki bir gemiyi gösterip dedi ki... Bakın, bu Kaptan Kanca'nın gemisidir. O etraftayken çok dikkatli olmalıyız. Uzun süredir beni yakalamaya çalışıyor. Kaptan Kanca da kim? O kötü bir korsan. Ben Peter Pan'in, kayıp çocukların, her yerdeki çocukların ve bir timsahın can düşmanı. Uzun zaman önce onunla dövüştük ve ben onu gemisinden suya ittim. Sonra bir timsah saatiyle beraber Kanca'nın elini ısırdı. Biz ona Kaptan Yumruk diyorduk ama şimdi el yerine bir kancası var. Bu yüzden Kaptan Kanca onun adı. Orada ne yaptığını anlayabilirsin. Her neyse, ne zaman TikTok sesi duysa gerçekten telaşa kapılıyor. Beni yakalayamadığından o da küçük çocukları yakalamaya çalışıyor. Zavallı kayıp çocuklar. Aileleri yok. Gidip onlarla tanışabilir miyim? Elbette. Wendy yavaşça yere indi. Kayıp çocuklar onu görünce şaşırdılar. Uzun süredir anne şefkatine muhtaçtılar. Sordular. Bizim annemiz olur musun? Bizim annemiz olur musun? Lütfen anne. Ben sadece küçük bir kızım. Hiç tecrübem yok. Ama denerim. Wendy günlerce onlarla kaldı. Ve küçük çocuklara bakmaya başladı. Onlara yemek pişirdi, yıkadı ve onlara hikayeler anlattı. Ama bir gece onlar meydandayken korkunç bir ses duydular. Hepiniz benim esirimsiniz. Wendy'yi yakaladı ve dedi ki... Eğer onu bir daha görmek istiyorsanız Peter Pan'a gelip beni yakalamasını söyleyin. Korsanlar atlarına binerek hızla gemilerine gittiler. Kayıp çocuklar olanları Peter Pan'a anlattılar. Peter Pan, Michael ve John'u arkadaşlarıyla bırakarak gemiye doğru yola çıktı. Kaptan Kanca, işte buradayım. Wendy'yi bırak gitsin. Aramıza hoş geldin Peter Pan. Sadık adamlarım onu karaya çıkarır. Wendy karaya çıkar çıkmaz doğruca kayıp çocuklara yardıma gitti. Peter Pan Kanca'nın eseri oldu. Ne yapabiliriz? Ve sonra gökyüzünden aşağı gelen bir ışık gördüler. Bu Tinker Bell'di. Peter Pan'ı kurtarmalıyız Tinker Bell. Bir planım var, beni izleyin. Tinker Bell, Wendy, Michael, John ve kayıp çocuklar botla denize açıldılar. Kaptan Kanca'nın gemisine yaklaştıklarında Tinker Bell suyun üstünde dans etmeye başladı. Kısa bir süre sonra deniz dalgaları ses çıkarttı. Tik tak, tik tak. Dur! Lütfen! Bu sese dayanamıyorum. Kaptan Kanca öfkeden çıldırdı. Kılıcını çekerek Peter Pan'a doğrulttu.
Peter Pan'ı serbest bırak. Yoksa... Yoksa ne? Bana ne yapacaksın küçük sinek? Sonra Tinkerbell timsaha gemiye çıkması için yardım etti. Bu Kaptan Kanca'nın elini ve saatini yiyen timsahla aynı timsahtı. Kaptan Kanca onu görür görmez dizlerinin bağı çözüldü ve korku ile titredi. Kılıcını düşürdü ve geri çekildi. Timsah onlara doğru gelince tüm mürettebat kaçtı. Kaptan Kanca timsahla tek başına kaldığında Peter Pan'ı serbest bıraktı ve o da kaçtı. Sağ olun arkadaşlar. Hayatımı kurtardınız. Ne kadar harika ve heyecanlı maceralar paylaşıyoruz. Sonra John uyandı. Onun odasındalardı. Rüya mıydı? Evet. Belki sadece bir rüyaydı. Ama dışarıda Tinkerbell ve Peter Pan gökyüzünden onlara el salladılar. Son. Bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil simgesine tıklayın.